Türkiye'deki emeklilik şartları çalışanları bir hayli zorluyor. Bu sebeple de erken emeklilik imkanları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik şartları da değişiklik gösteriyor. Özellikle sigorta başlangıcı 1998-2011 ve 2021 arası olanlar için yeni bir duyuru yapıldı. Bu gruba giren vatandaşlara adeta erken emeklilik piyangosu vurdu. 2153.595 ve 5380 prim günü olanlar hemen baksın. EYT sonrası en büyük emeklilik fırsatı geldi. Bu erken emeklilik fırsatını kaçıranlar pişman olur. İşte merakla beklenen yeni erken emeklilik imkanları. SSK Bağkur ve Dört Koli olarak çalışan milyonlarca kişi erken emeklilik yollarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle EYT'yi kaçıranlar devlet tarafından yapılan yeni düzenlemelerden faydalanmak ve avantajlı duruma geçmek için fırsat kolluyor. EYT siz erken emeklilik imkanları ile ilgili yeni detaylar SGK tarafından açıklandı. Bazı özel durumları olanlar bu fırsatları değerlendirerek erken emekli olma hakkına sahip oluyor. Peki erken emeklilik imkanları kimleri kapsıyor? Kimler erken emekli olabilir? Çalışanların bilmesi gereken kritik noktalar. Emeklilik, çalışanların hayatlarında önemli bir dönemeç olarak karşımıza çıkar. Biriken primler ve geçirilen sigortalılık süresi, kişinin emekli olma hakkını kazanmasında belirleyici faktörlerdir. Özellikle erken emeklilik düşünenler için, prim ödeme ve sigortalılık süresi gibi kriterlerin hesaplaması hayati öneme sahiptir. Malulen emeklilik, sağlık sorunlarına dayalı bir çıkış yolu. İş gücünün en az %60'ını yitiren bireyler, sağlık sorunları nedeniyle malulen emekli olabilirler. Bu süreçte, en az 1800 gün prim ödeme gerekliliği bulunurken, yaş kriteri aranmaz. Malulen emekliler, ek bir işte çalışamazlar, bu durum haklarının bir parçasıdır. Engelli bireyler için emeklilik fırsatı. %40 ve üzeri engellilik indiriminden faydalanan çalışanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ile yaş sınırı gözetmeksizin emekli olma hakkına sahiptir. Engelli emeklilik avantajından yararlanan bireyler, çalışmaya devam edebilir ve maaşlarından mahrum kalmazlar. Yıpranma payı, ağır işe LRDEK'yi çalışanlara erken emeklilik imkanı. Ağır işlerde görev alan bireyler, yıpranma payı ile sigortalılık sürelerine ek gün ekleyebilir ve bu sayede erken emeklilikten yararlanabilirler. Yıpranma payı ile eklenen prim süresinin yarısı kadar yaş şartında indirim sağlanır, bu da çalışanlara erken emeklilik yolunu açar. Kısmi emeklilik, 10 yıl prim ödeme ile emeklilik fırsatı. 3600 gün prim ödeme ve 15 yıl sigortalılık şartını yerine getirenler kısmi emeklilik hakkından faydalanabilir. Bu, özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için erken emeklilik hayallerini gerçekleştirmenin bir yolunu sunar. Bu detaylar, çalışanların emeklilik planlamaları yaparken göz önünde bulundurması gereken kritik bilgiler arasında yer alır.